Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün protein ve lif açısından çok zengin olan yeşil mercimek yemeği tarifiyle geldim. Yapılışı oldukça kolay olan bu yemeğin lezzeti de bir o kadar şahane oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu şekilde yapmadıysanız daha önce kesinlikle bir deneyim ve şans verin diyorum. Ve yapım aşamalarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Malzemelerimiz 2-3 adet küçük sarımsağı doğradım. 3-4 adet yeşil biberi küçük küçük doğradım yemeklik şekilde ve orta boy kuru soğanımı yine küçük yemeklik şekilde doğradım. Bir tane büyük patates, bir tane büyük havucumu da küp küp doğradım ve bir gün önceden suda bekletip ıslattığım bir su bardağı yeşil mercimeğim var. Eğer vaktiniz yoksa 2-3 saat ıslatmanız da yeterli olur. Bir gün önceden ıslatmadıysanız. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Yapılış aşamasına geçelim şimdi. Tencereme 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Bu kısımda kaydetmemiş ama soğan ve biberlerimi ekliyorum ve 1-2 dakika kavurduktan sonra sarımsaklarımı ilave ediyorum ve o şekilde de kavuruyorum 1 dakika kadar. Sonra bir dolu tepeleme kaşık gördüğünüz gibi ev yapımı domates salçası ilave ettim ben. İyice salçanın kokusu gelene kadar 1-2 dakika kadar bunu da kavuruyorum. O salçanın ekşi tadı gitsin, güzel bir tada ulaşsın diye. Kavurduktan sonra patateslerimi ve havuçlarımı ilave ediyorum ve 2-3 dakika boyunca bunları da iyice kavuracağım. İyice kavurmamız önemli çünkü havuç ve patates sert olduğu için kavrulunca daha kolay pişecekler hem de dağılmasını önleyecek. Güzelce kavuruyorum 2-3 dakika boyunca. Dakika sonra ıslatmış olduğum yeşil mercimekleri de üzerine ilave ediyorum. Bu şekilde de şöyle bir karıştıracağım. Sonra suyunu ilave edeceğim. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlarda bir kalp, çiçek, böcek paylaşmayı unutmayın benimle. Yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz sizin sayenizde daha fazla insanın bu videoyu görme şansı olacak. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanda çıkan zil işaretine de tıklarsanız anında yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim ve bir çay kaşığı kadar kimyon ve bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Tuzu salçanızın tuz oranına göre ayarlayın, damak tadınıza göre. Ve karabiber de kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor ama annemin midesine dokunduğu için ben karabiber ilave etmemiştim. Onu da ilave ederseniz çok daha güzel olacaktır. Kimyonu mutlaka ilave edin. Mutlaka bu şekilde deneyin diyorum. Çok lezzetli yapıyor çünkü. Ve 5-6 su bardağı su ekledim. Yani yemeğin yüzeyini geçecek kadar su ilave ettim. Su miktarı aslında biraz size kalmış bir şey. Daha sulu severseniz daha fazla da su ekleyebilirsiniz. Ben çok aşırı sulu yapmak istemedim. Zaten kaynayınca biraz azalır gibi oluyor. O kaynayıp yumuşadıktan sonra bir kontrol edin. Suyu çok az geliyorsa gözünüze bir bardak daha ilave edebilirsiniz. Ya da tam böyle kararında geliyorsa sizin damak zevkinize göre o 5-6 bardak suyla bitirebilirsiniz yemeğinizi. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve patatesler, havuçlar, mercimek tamamen yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Onu da bir çatal yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Sanırım bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir şey yok. Olursa da yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bugünkü tarifim bu kadardı. Yeni tarifler istiyorsanız onu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Siz mercimek yemeğini nasıl yaparsınız? Tavsiyeleriniz varsa onları da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz.
İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.